İşte bir olay gününü izleyelim ve o güne dair konuşulan güzergah üzerinde bakalım neler yaşanmış. 68 yaşındaki Hüseyin Cüre'yi arıyoruz. Yani kız kardeşinin oğluna göre Atina'da, Cezayir'de, Nijerya'da olabilir. 68 yaşında 5 yıldır. Ama hiç yurt dışına çıkmamış. Kaçak yollarla gitmiş. Yersen. Dışında sandılar. Cezayir'e gideceğim dedi. Bugüne dek hiç haber alamadılar. Biz 3 yıl kandırıldık. 68 yaşındaki adamın kuşku dolu kaybı. Ama ölüm yok. Yani ben kestiremiyorum. Hüseyin Cüra 2015 yılında Düzce'ye bağlı Yeni Taş Köprü köyündeki arkamda görmüş olduğunuz evinden ayrıldı. Ve 5 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamadı. Yurtdışına gitme planları yapan Hüseyin Cura, 12 Mart 2015 akşamı 52 yıllık eşi Emine Cura ile birlikte evlerinde misafirlerini ağırlıyordu. Ezan karanlığıydı, biz evde otururduk. Eltim gelini vardı Nurhan. İlami geldi, dayı dedi, adamlar seni bekliyor. Zaten gideceğiz arkadaşlarla beraber dedi. Cezayir'e gideceğim dedi. Pasaport çıkarttı bugün, deyipse akşamı geldi aldı ilamını. Gidiş o gidiş, bir tane telefon, ne kendisinden bir haber. Yeğeniyle birlikte evden öyle alelacele çıkmıştı ki hazırlanmaya dahi vakit bulamamıştı 68 yaşındaki adam. Hediye paketlerim, bir şeyler hazırlıyormuş içeride. Yani onları bile alamamış. Yani affedersiniz, pantolonunu bile dışarıda giymiş yani, o derece. Apar topar bir o akşam bir gidiş, o gidiş, daha haberi yok. Evden çıktıktan sonra yalnızca Hüseyin Cura değil, kendisiyle beraber paraları da kaybolmuştu. Abi İdris Cura'nın iddiasına göre. Bunda bir tarla sattı bu. O parayı da buradan çıkmış gitmiş. Parayla beraber kayboldu. Paranın yeri yok. Ne bankalarda var ne bir yerde var. Bildiğimiz bu. Sağ mı ölü mü? Yani ben kestiremiyorum. Yurt dışında olduğu söylenen eşinin haberi geliyordu ama hayat arkadaşının sesini dahi duyamıyordu Emine Cura. Dayım arıyor dedi. Tercümanlık yaparmış orada işçilere dedi. Fidan eken ceviz ekmişler dedi. Bize hiç ulaşmadı. İlhami Bey'e mi ulaşıyor? Bana ulaşmış. Bize hiç ulaşmadı. Amcasının gidişinin üzerinden 3 yıl geçmişti ki İbrahim Cura ortada ters giden bir durum olduğundan şüphelendi. Biz 3 yıl kandırıldık. Hüseyin amcanla görüştük. Hüseyin amcan gelecek, işte bu evin önündeki sizin ahırı yıkacak. Orada evlendi, orada kalacak falan gibisine. 3 yıl sonra dedim yenge, yani bu dedim hep dedim onları mı arıyor? Niye dedim bizi aramıyor? Eşini merak etmez mi? Bir alo demez mi? Ondan sonra Cihan'la tabii biz karakola başvurduk, jandarmaya başvurduk. Biz müracaat ettikten sonra ne hikmetse yurt dışından telefonlar gelmeye başladı. Hüseyin Cura'yı son gören yeğeninin Nijerya'da olduğu dönemde Emine Cura'ya aynı ülkeden gelen aramalar ailenin kuşkularını arttırmıştı. Bir numara aradı, Hüseyin'e veriyoruz dedi. Telefon kesildi. Tam 7 kere burada oturdum ben, 7 kere aradılar beni. Hüseyin'e veriyoruz, kapanıyor. Hüseyin'e veriyoruz, kapanıyor. Hayır, 8. de Allah sizi bildiği gibi yapsın dedim, kapattım telefonu. Araştırdık biz onu, Nijerya'dan geldi. Yeğeni dışında hiç kimsenin Hüseyin Cura ile irtibat kuramadığını belirten Emine Cura, hazırladığı valizi de göndermesi için eşinin yeğenine emanet etmişti. 2,5 sene sonra İngiltere'de dayım dedi, eşyalarını istemiş dedi. Dedim yurt dışına gitti de kendi eşyamı alamay dedim. Tuttum ben bir çanta eşya verdim buna, gitti. Ama tabii ki bu elbiseleri falan yengem hazırlıyor, veriyor ama bunlar yerine ulaşmıyor. Yani onun yanında çalışan eleman da bunu inkar etti bize. Eşya falan hiçbir yere gitmedi dedi yani. Eşyaları da burada dedi, yakıldı dedi yani. Bunu söyleyen kim size? Nihat Özcan. Yani bunun da ben bu konu hakkında bir şeyler bildiğine çok çok eminim. Zaten ben bunu kendisinde zaten sıkıştırdım. Sıkıştırdığını zaten bu söyledi. Hendek'ten 3 kişi İlham abi bizim evden alıyor, onların arabasına veriyor. Ama İlham abi öyle demiyor. Ben diyor tesise bıraktım diyor. Biri böyle dedi, sargılı dedi, adamlar dedi, sakallı sakallı dedi. Ben onların yanında bıraktım, döndüm geldim dedi. Onlar dedi Hatay'dan da Suriye üzerinden çıkış yaptı. Bu adam niye çıkış yapar? Bu adamın borcu yok ki. Bu adam aranan bir adam değil ki. Hüseyin Cura'nın Yeni Taş Köprü'deki evine bu dinlenme tesisi 20 kilometrelik mesafede yer alıyor. İlhami Bey Hüseyin Cura'yı bu dinlenme tesisine Cezayir uyruklu vatandaşlarının yanına bıraktıktan sonra bir daha görmediğini beyan etmiş. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.